Şimdi Zelenski'nin bu görüşme esnasında veya bir yandan tahıl işine de hafiften girelim isterseniz. Şimdi bu tahıl taşıma meselesi aslında kısmen Ukrayna'nın biraz daha Batı'nın dikkatini çekme unsuru gibi gözükmekteydi. Zira karadan tahıl sevkiyatı her zaman açık. Ayrıca aynı zamanda deniz sevkiyatı için Rusya'da izin vereceğini, buna karışmayacağını defaatle belirtmişti. Ukrayna'nın bu başlıktaki en büyük söylencesi ise aslında belki biraz daha dikkat çeken yan o, özellikle Afrika ülkelerine satış yaptıklarını ve Afrika'nın bu başlıkta ciddi bir tahıl krizine gireceğini söylemişti. Ancak şu ana kadar 15'e yakın gemi çıktı ve bunların içerisinde bir Afrika ağırlığı da olmadı. Bu anlamda Erdoğan'ın ziyaretinin muhtemelen tahıl başlığındaki görüşmesi kısmını zaten çok gerçekçi de kılmıyor bu. Siz ne dersiniz buna? Aynen o şekilde düşünüyorum. Burada Çağlar Bey zaten Ukrayna'nın tahıl stoklarının dünya açlık krizine ilaç olacak bir boyutta olmadığını hemen herkes biliyor. Dolayısıyla bugüne kadar çıkan gemilerin Avrupa'ya yöneliyor olması da tabii enteresan. Ayrı bir konu ama asıl kaynak, asıl stok Rusya'da. Bu süreçle birlikte Rusya'da Birleşmiş Milletler'le imzaladığı anlaşma çerçevesinde kendi tahılının ihracatı konusuyla ilgili. Türkiye her ikisiyle de ilgili ama daha çok Rusya ile ilgili bu arada ithalat bağlamında söylüyorum. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte ki bu anlaşmanın belli bir süresi var Ukrayna ile Rusya arasında yapılanın. 3 aylık bir süresi var. Neredeyse 2 ayı dolmak üzere bu anlaşmanın. Dolayısıyla Rusya'nınki tabii 3 yıla yayılan bir süre. Dolayısıyla burada Zelenski belki de tahıl amacıyla, tahıl ihracatı amacıyla kaldırılan ablukanın diğer ürünlere, hatta deniz trafiğine açılması bağlamında, Odessa Limanı'nın genişletilmesi bağlamında da bir takım taleplerde bulunabilir. Bu konuda telkinde bulunabilir. Ama dediğim gibi burada Zelenski'nin ne dediğinden daha çok Rusya ile yapılacak müzakereler çok daha önemli. Önem arz ediyor. Hocam bir de bu başlığı biraz hızlı geçmiş olduk. Zaten onu çok değerlendirecek bir yanından ziyade biraz daha bir politik gösterge anlamı taşıyordu. Şimdi Ukrayna başlığının aslında Türkiye'yi de çok ciddi bir biçimde etkileyen ikinci bir boyut oldu. Ciddi bir gaz yani enerji fiyatlarında zıplamaya ve dünyada bir enflasyon sürecine sebep oldu diyelim. Hele hele ki Türkiye gibi zaten halihazırda bu savaş olmadan da enflasyonla boğuşan ülkeler için çok daha yıkıcı bir boyut kazandı. Şimdi buradan bakarsak bugün Gazprom bir açıklama yaptı ve 1000 metreküp doğal gaz fiyatlarının 4000 avronun üzerine çıkmasının kış başında çok muhtemel olduğunu söyledi. Almanya vatandaşlarına karşı bunu sübvanse etmeyeceğini, fiyatları belli oranda yansıtacağını açıkladı. Şimdi Türkiye'de bu fiyatlar belli ki artış devam edecek, hele ki kış koşulları yaklaşırken. Bunun dünya politikasına yansımasını nasıl yorumlarsınız? Yani çünkü ciddi bir enflasyonist etki de yaratacak bu iş belli ki önümüzdeki süreç ve Avrupa üretiminin de önemli oranda aksamasına sebep olacak. Hani bunun bir kısmı ABD için gerilimine elbette kayar bir yerden sonra belki ama oraya belki çok da kaymak istemezseniz bu çizdiğimiz çerçevede kalabiliriz. Şimdi Çağlar Bey, bugün 2573 dolar 1000 metreküp doğalgaz Avrupa fiyatı. Bu tabii günlük olarak değişmekle birlikte bu seviyelerde cereyan ediyor. Dolar-euro paritesini de aşağı yukarı birebir olarak düşünürsek, Rusların tahmini çok abartılı bir tahmin değil. Zaten 3000 doları biz gördük geçtiğimiz kış ortasında, bunu ifade edelim. Şimdi Avrupa Birliği'nin ve Amerika'nın pozisyonu bu doğal gaz ya da enerji fiyatları artışı konusunda çok farklı. Farklı olmakla birlikte her ikisinde de enflasyonist baskı olarak iç ekonomik düzene etkisi var. Bir defa enerji varlığı, enerji kıtlığının ötesinde, tasarruf boyutunun ötesinde ekonomik anlamda Batı ekonomilerine bunun çok ciddi bir mali külfeti var. Bu bir vaka.
Bunun dışında özellikle kış aylarında talebin arttığı dönemlerde doğal gaz arzında bir sıkıntı yaşanacak olması durumu farklılaştıracak. Bu da Avrupa açısından çok daha önemli. Zira Almanya burada bir anlamda LNG ihracatçısı bir ülke konumunda Avrupa'ya. Hatta şu anda Rusya'dan daha fazla satar pozisyonda. Zaten savaşın nedenlerinden bir tanesinin de bu olduğunu biliyoruz. Saat enerji fiyatları ile ilgili değil, Avrupa sanayisine de bir anlamda özellikle Rusya ile ilişkilerindeki gelişme sürecine yönelik bir darbeydi. Başta Almanya ve İtalya olmak üzere. Şimdi bu konu Çin'in de önümüzdeki sonbahardan itibaren doğal gazla ya da enerji fiyatları ile ilgili etki yapabilecek pozisyonuyla daha da netleşecek. Dolayısıyla şu anda büyük bir belirsizlik var. Ama bu belirsizlik olumlu anlamda, yani iyimser olmamızı gerektiren bir anlamda bir belirsizlik ihtiva etmiyor. Tam tersine Avrupa'yı, Batı'yı çok zor günler bekliyor. Bu arada Avrupa Birliği'nin Doğu Akdeniz gazı ya da Azerbaycan gazı gibi palyatif tedbirlerle Rus gazına alternatif arama çabaları da ne yazık ki gerçekçi değil. Zaten Azerbaycan'daki Şah Deniz 2'nin %25'i Ruslara ait, bu arada altı parantez onu da belirtelim. Azerbaycan'ın kendisi hem Rusya'dan hem Türkmenistan'dan gaz ihraç eder, ithal eden bir ülke. Dolayısıyla durum oldukça karmaşık. Türkiye'de de böyle tabii. Türkiye her ne kadar sadece LNG'yi dünya fiyatlarından temin ediyor.